Buyurun. Evet. Merhabalar, nasılsınız? Merhabalar, iyi. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederiz. Bizler biz böyle kız kıza bir yemeğe evet, çıktık insanları. Aynen. Uzun zamandır buluşmak istiyorduk, bir türlü denk gelemedik aslında. Senin iş tempon yüksekti. Ben şehir dışındaydım biraz. Bugün kavuştuk. Sizlerin önünde oldu. Bugün dedikodu günü mü oluyor? Biraz öyle olacak, birikmiştir. Bayağı birikti bir şeyler. Bayağı evet. Sektörü çok çekiştiriyor musunuz peki? Ya sektörü çok çekiştirmek gibi değil mi? Selam, nasılsın? İyiyim, biz de sağ ol. Şey yani çok sektör çekiştirmek değil de yaşadığımız şeyleri biraz. Güzel şeyler, birbirimize güzel. Yardımcı oluyoruz. Evet. Aslan benden biraz daha tecrübeli, her konuda bana yardımcı oluyor. Canım. Sağ olsun. Öyle pozitif yani birbirimize iyi gelecek şeyler. Neler yapıyorsunuz peki, yaz nasıl geçiyor? Benim güzel geçti yaz. Sen bayağı tatildeydin. Bir evet tatildeydi. Bodrum, Kapadokya tatilleri evet, oldu sanırım. Biraz şey yani Türkiye'nin içini gezdik biraz diyebilirim. Bodrum'daydık. Sonra anneciğim geldi. Kapadokya'ya gittik. Çok görmek istiyordu. Öyle bir kültür tatili oldu diyebilirim. Güzel yani. Güzel gidiyor. Nasıl şimdi, buldu Kapadokya peki? Çok beğendim. Bulgaristan'da ya yaşıyor zaten, normalde diyebilirim. Evet onlar Bulgaristan'da. Ben zaten üçüncü kez gidiyorum oraya. Çok güzel bir yer. Gerçekten herkesin gidip görmesi gereken bir yer. Aileden uzakta olunca nasıl oluyor peki? Zor oluyor işte. Sevdiğimiz arkadaşlarımız var yanımızda sağ olsun. Zor ya. Öyle sorular, öyle sorularla gelmeyin. Ağlarım şimdi ben. Ağlaşırsın değil mi? Evet, evet. Evet. Olsun ama bizler varız işte. Arkadaşlar, aile evet. Gibi oluyor zaten bir süre sonra. Ben hep telefon uzağındayım bilirsiniz zaten. Bir şey o da benim için öyle aynı şekilde. Allah bozmasın. Amin. Bizim zordur çünkü biliyorsunuz. Sektörde böyle arkadaşlıklar. O yüzden ben çok kıymetini bilirim güzel insanların. Güzel bir denk. Bizim de bayağı oldu 6 kaç, sene neredeyse. 6-7 sene olduk zaten. Biraz da böyle imalı oldu ama. Ya imalı değil mi? Zordur. Yani hani bunun açıkçası böyle bir yalanı yok. Neden zor peki? Kabullenmek mi zor oluyor? Egolardan dolayı mı oluyor? Yani işin doğrusu biz aslında kıskançlık vesaire değil ama ego ile aynı doğrultuda olan bir iş yapıyoruz. Bunu kimse hani yadırgayamaz. Oyunculuk çünkü eşittir egoların aslında yönetimi bence. İşte kimi bunu yönetebiliyor, kimi yönetemiyor. Çünkü aslında hep söylediğimiz bir şeydir kendi aramızda da. Tanınmak aslında psikolojiyi de çok ciddi bozabilecek bir şey. Bu yüzden de bunu aslında kendi özbenliğini çok kaybetmeden, dengeyi bozmadan, özel hayatını da denge içinde kurarak bir şekilde mesleğine yürütürsen bu psikolojine de aslında olumlu yansıyor. Çünkü sevilmek dünyanın en güzel şeyi ve her gün şükrettiğimiz bir işe sahibiz gerçekten. Tanımadığımız, bilmediğimiz milyonlarca insanın evine kızı olarak, konuk olarak oluyoruz. Bu şükredilecek bir şey. Bunun da hani keyfini çıkararak, böyle farkında olarak öyle yolumuza devam etmeye çalışıyoruz. Peki bu tarz insanlar var mıydı karşınızda? Çıktı mı, ayırdınız mı yolları, uzaklaştığınız insanlar oldu mu? Oldu. Ya olmuştur evet. Olmuş hemen kim şöyle olur? Bir, yok yok ya şöyle bir şey oluyor bizim piyasada. Mesela işte bir işe başlarsın, yanlışsam yani sen de mutlaka yaşamışsın. Bir işe başlarsın ve çok samimisindir çünkü her gün birliktesin. Ailenden çok iş arkadaşlarını görüyorsun ama sonra iş bitiyor, arkadaşlıklar bitiyor. İkinci gün takipten çıkıyorlar. Aynen öyle, tam olarak takipten çıkmalar. Yani bu tarz şeyler çok görüyoruz ya. Olabilir. Ya bazen, olabilir evet. Ya kimse de kimseyle hani devam etmek de elbette zorunda değil. Aynen. Benim için önemli olan saygıyla, sevgiyle devam etmesi. Yoksa hani herkes birbirini sevmek zorunda değil. Böyle bir şey mümkün de değil, çok zor. Ama önemli olan benim için işe gerçekten saygı içinde olması. Özellikle mesleğimizi icra ettiğimiz durum içerisinde saygı çok önemli. Onu bozmadığım sürece ben Allah'a şükür diyeyim bugüne kadar hiçbir hani oyuncu arkadaşımla ilgili böyle bir saygısızlık durumu da yaşamadım. İnşallah bundan sonra hep öyle olur. Hüsnü Hanım peki az önce bahsetti ya siz nasıl yönetiyorsunuz bu durumu? Benim etrafımda çok az insan var ama çok değerli, çok kıymetli insanlar var. O yüzden çok zorlanmıyorum açıkçası. Az insan çok üzülür. Gerçekten öyle. Bir şey söyleyeyim mi? Yaş ilerledikçe de iyice azalıyor. Her yıl kısınlıyor. Masadan birer kişi eksiliyor gibi bir durum oluyor gerçekten. Ama daha iyi hissediyorsun ya. Sanki, evet. Çünkü etrafında insanlar çoğaldıkça enerjini ve onlara vereceğin emek artıyor. Sen onları azalttıkça, kimine de değer hakikaten bakıyorsun ki değmiyor. Azalttıkça kendine daha çok değer vermeye başlıyorsun. Ailene, çok küçük çekirdek olan arkadaş grubuna. Çok daha sağlıklı oluyor her şey. Peki bunların dışında neler yapıyorsunuz? Olacak mı yeni projeler? Benim Alsancak zaten yeni bitti. Evet maalesef öyle bir ani bir karar alındı. Şimdi onu konuşacağız. Evet. Evet. Ani bir karar oldu. Tabii ki çok üzüldüm. Çok sevdiğim bir çok iş. Çok seviyordum evet.
çok sevdiğim bir karakter. Nadia'yı canlandırmayı, oynamayı çok seviyordum. Yapacak bir şey yok. Bazen bizim dışımızda gelişen olaylar oluyor. O yüzden hayırlısı diyeyim. İnşallah daha iyi, daha hayırlı projelerle seyircinin karşısında. Nasıl bir proje istiyorsunuz şimdi? Mesela gönlünüzden geçen bir şey var mı? Hani şöyle olsa güzel olur, şu karakterde olsam gibi. Barbie olsam diyorlar. Ay ya! Son dönemdeki Barbie hakkında da özellikle... Ben çok katıldığımı düşünmüyorum ya, yani. Saçlarım dışında. Ben bu kadar çok biraz popüler olan şeyler beni çok itiyor açıkçası. O yüzden hani çocukluğumuzda zaten hani bir de Barbie kültürü denen bir durum. Bu aslında bundan bir 10-15 seneye kadar önce çok linçlenen bir durumdu. Ama işte PR'ın ne kadar önemli ve kuvvetli bir şey olduğunu buradan görüyoruz. Şu an tekrardan inanılmaz bir sempatiye dönüştü. O beden olumlamasının, o yani bu şekilde tekrar dayatılmasını doğru bulmuyorum. O yüzden de hani izler miyim? Evet izleyebilirim. Çünkü çocukluğumuzun bir kahramanı Barbie baktığımızda, ama gerçekten onun içine böyle girip bu kadar bir popülaritesinin içerisinde olmak. Mesela en son pembe bir şey giydim ama o kadar korktum ki oraya hani yansıtılacak mı diye. Çünkü ben pembe rengi çok severim. Hani bununla bir alakası yok ama popüler, bu kadar popüler olan şey beni itiyor biraz. Bülent Ersoy'u gördünüz mü? Akımı kendisinin başlattığını söyledi. Ay görmedim, hayır. Ben de görmedim. Görmedik. Doğrudur, doğrudur. Ama soldur. Pembeler içerisindeydi. Yani yakışıyor mu ona pembeler? Ben bir iki böyle... sahneye yakışıyor öyle şey, renkler çünkü pembe, işte fuşya, lilalar falan güzel. Onlar güzel. Biz oyuncular biraz daha... sakin, sade, çok abartmadan gerek yok. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Son olarak Zübeyde filminden bahsedelim. Evet. Ben de onu soracaktım sana, sonra bana anlatırsın. Aynen. Evet, çok 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 heyecanlı olduğum bir proje benim. Büyük bir gurur, çok büyük bir heyecan. Çekimlerimizi bitirdik şu an, montaj döneminde film. Bana ara ara böyle parça parça şeyler geliyor. Ben izledikçe böyle gözyaşlarımı tutamıyorum. Benim için şöyle çok önemli, hep söylüyorum, daha önce de birçok galada vesairede hep birlikteydik, sizler de çok iyi biliyorsunuz bunu. Ben hep söylüyorum, değişmek ve dönüşmek benim için o kadar önemli ve kıymetli ki, yani bunun için doğmuşum, oyunculuğu bunun için yapıyorum gerçekten. Bu vesileyle Zübeyde hanımefendinin, yani Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün annesinin 20 ile 70 yaş aralığındaki bütün hayatını oynamak, valla inanılmaz bir şükür sebebi benim için. Çok mutluyum, çok gururluyum ve çok heyecanlıyım. İnşallah Cumhuriyetimizin 100. yılında da vizyona girdiğinde 7'den 70'e ben herkesi sinema salonlarında bekliyorum. Özellikle ebeveynlere sesleniyorum. Sinemalarda çünkü en çok izlenen şey, evet, çizgi filmler. Çocuklar çok seviyor ama bu filme de özellikle bir tarih dersi gibi düşünüp aslında tarihin en kolay anlatılması sinema aracılığıyla, sanat aracılığıyla çocukların öğrenmesi gereken bir tarih dönemi olduğunu düşünüyorum. Herkesi sinemaya bekliyorum. İnşallah galada da birlikte oluruz tekrardan. İnşallah. Görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Hoşçakalın, siz de sağ olun. Son bir detay alalım. Tamam.